اكيد كلياتكم انتم من الصف الاول بلشتوا تاخذوا دروس الانجليزي مو هيك؟ اكيد كلياتكم بداتوا A B C D الاحرف اكيد خلصنا منها. طيب نجي هلا لافعال الكون مثلا او الضمائر. هي شي شي ات ات مزبوط؟ هذول شو اسمهم؟ الضمائر الشخصية وهن اساس اللغة الانجليزية لتعليم الانجليزي، تمام؟ بالدنيز جيب ديارباكردا Suriyeli muhacir kardeşlerimize dönük eğitim alanıyla ilgili gerek il valimizin, gerek milli eğitim müdürümüzün ve şube müdürlerimizin hasreten ilgisi olduğunu biliyorsunuz. Buradan teşekkür ediyorum kendilerine. Hali hazırda 800'e yakın öğrencimizin Bağcılar İmam Hatip Ortaokulu'nda Suriyeli çocuklara dönük bir eğitim çalışması başladı. Hepimize hayırlı olsun. Anaokulundan ta lise 4. sınıf öğrencilerine kadar geniş bir yelpazede eğitim vermeye çalışıyoruz. Bugün bu sene milli eğitimin de hasreten özel çabasıyla geçmiş yıllarda büyük problem olan servis problemimizi de hallettik. Şimdi Diyarbakır'ın neresinde oturuyorlarsa otursunlar Suriyeli kardeşlerimizi, çocuklarımızı okulla buluşturuyoruz. Hem Türkçe eğitim hem kendi dillerinde akademik eğitim görmeleri daha rahat oldu. 45 Suriyeli öğretmenimiz, 15 Türk öğreticimizle beraber 60 öğretmenimizle 800 öğrencimizle Bağcılar İmam Hatip'te Suriye Okulu olarak faaliyet yürütüyoruz. Tabi savaş mağduru, savaşın travmasını yaşayan çocuklar yani bazı şeyleri atlatmaları çocuk bedenlerinde zor oluyor tabii ki. Biz bunu hep hissediyoruz. Öğretmenlerimize de hissediyoruz. Velilerimize de hissediyoruz. Gerçekten savaşın travması uzun süre kalıcı bir etki bırakıyor. Bunun dezavantajlarını yaşıyoruz. Yani çocuğun okula entegrasyonu, velinin işte sosyal, kültürel, içinde yaşadığı mahalle entegrasyonu zor olabiliyor. Bunun eğitime yansımaları da oluyor. Mesela milli eğitim bünyesinde birinci, ikinci sınıflar şimdi Türk okullarına yönlendirilmiş durumda. Orada işte Suriyeli çocukların dışlanması, çocukların okul ortamında bir sosyal izolasyon uygulamaları bir dezavantaj olarak karşımıza çıkıyor. Ama dediğim gibi geç de olsa normal şartlarda işte kırtasiye destekleri UNICEF tarafından verilmesine rağmen yine de dediğim gibi savaşın yaratmış olduğu travmanın aile ortamında, çocuk psikolojisinde dezavantajları muhakkak oluyor. Ama ben Suriyelilerin oldukça güçlü bir halk olduğuna kanaat getirdim. Hem çocuklarıyla hem velileriyle, öğretmenleriyle bu zor şartlarda hayata tutunmaya dönük bir çaba görüyorum. Gerçekten bu konuda güçlü olduklarını da düşünüyorum. Dediğim gibi normal bir Türk okulundaki gibi devam etmesini beklemek doğru olmaz ama devletin, büyüklerimizin, il valimizin bu konuda hasreten özel bir hassasiyeti olduğunu görüyoruz. Birçok imkan kendilerine sunulmuş durumda. Böyle güzel bir okulda, ferah bir mekanda birçok ihtiyaçları karşılayacak şekilde bir eğitim ortamı oluşturulmuş. Bu konuda da hasreten devlet yetkililerine, büyüklerimize de teşekkür ediyoruz. Anne babasını kaybeden var, annesini kaybeden var, evini barkını kaybedip gelen var. Suriye'de diyelim oldukça müreffeh bir yaşama sahipken burada tabiri caizse ekmeğe muhtaç konuma düşen insanlar, Suriyeliler var, çocuklar var. Bağlarda işte derme çatma bir gece konduda üç ailenin yaşadığını biliyoruz. Yani buna rağmen bir hayata tutunma gayretini hakikaten görüyoruz. Biz eğitim alanıyla devlet zaten birçok alanını doldurmuş durumda. Sağlık gibi birçok alanda hizmet ediyor. Eğitim alanında da elinden geldiği kadar gayret göstermeye çalışıyor. Elimizden geldiği kadar dediğim gibi o savaş travmasını aşmaya dönük çabalar yapılmaya çalışılıyor. Tabii yani çocukların umudunu kaybetmemesi güzel bir şeydir. Eğer bizler çocuklarda hala bu umudun olduğunu yeşermesine bir imkan sunuyorsak ne mutlu bize. Tabii ki İslam coğrafyası birçok yerde işte bugün Suriye'de, Arakan'da en çok da savaşın acı çekeni çocuklar ve kadınlar oluyor maalesef.
bu dezavantaj ortamında çocuklarda ileriye dönük, yurtlarına dönük, vatanlarına dönük bir gelecek tahayyül etmeleri güzel bir şeydir. Yani bu kendimize iyi anlamda bir pay çıkarıyoruz. Fakat çocukların bu umudu, bu hayali aynı zamanda bizim sorumluluğumuzu da artıran bir şeydir. Bedenen acı çekseler de ruhen bu acıları gidermeye dönük, umutlarının, hayallerinin yeşermesine dönük belki ekstra bir gayret göstermemiz gerekecek. Çünkü çocukları evsiz kalabilirler, efendim muhacir olabilirler ama ruhen umutlarını ve hayallerini yok ederseniz o çocuğu asıl o zaman öldürmüş olursunuz. Ne mutlu bize eğer çocuklarda bu anormal şartlara rağmen geleceğe dönük bir umut besliyorlarsa, ne mutlu bize, ne mutlu devlete diyelim, en azından 4 milyon kardeşimize umutlarıyla hayata tutunma imkanı vermişsek. Dediğim gibi evet, çocukların gözlerinde o ışıltıyı görüyoruz. Yani bir tutunma refleksi, gayreti görüyoruz. Dediğim gibi biz de işte Türkiye'nin kendi ekonomik, siyasal, sosyal, politik şartlar el verdiği oranda bu kardeşlerimize yardımcı olmak, sahip çıkmak da biraz da boynumuzun borcudur. Biraz ensar muhacir hassasiyetiyle meseleye bakmak, aşımızı, azığımızı, yerimizi, yurdumuzu, paramızı paylaşmayı da bilmek lazım. İnşallah bu zor şartlardan bu çocuklar daha bilenmiş bir şekilde kendi vatanlarına döndüklerinde bu acıların kendilerini daha çabuk olgunlaştırdığı, yeniden bir Suriye'nin inşası için gerekli olan insan gücünü de kaynağını oluştururlar diye temenni ediyoruz tabii ki. Birincisi bu çocukların ya fiziksel anlamda işte defter, kitap, kalem, çanta, birçok yönden şeyleri geliyor. Sağ olsun sizin gibi sivil toplum örgütü temsilcileri, medya kuruluşları da hassasiyet gösteriyor. Ama en çok neye ihtiyaçları var derseniz, yani bu kardeşlerimiz en çok sosyal, kültürel bir kardeşliğe ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. Yani evlerimizi almayı bilmek, onları sormak, yani kastettiğim biraz değer merkezli bir iletişim kurmak lazım. Karnını doyurmakla bu iş bitmiyor sadece. Aynı zamanda ruhunu doyurmaya da gayret göstermek lazım. Maalesef bu konuda ciddi bir eksiklik hissediyoruz. Suriyeliler bir yalnızlığa itilmiş durumda. Sosyal mahalle düzeyinde söylüyorum. Bu yalnızlığın giderilmesi, Diyarbakır olarak, Diyarbakır gibi kadim, efendim gerçekliği olan bir medeniyet şehrindeki yaşayan insanlara yakışır düzeyde bu çocuklara sahip çıkmak gerekiyor diye düşünüyorum. Diyarbakır'a yaraşır bir sahibiyet göstermek gerekiyor. Dediğim gibi mesela çocukların geziye, pikniğe, tiyatroya, sinemaya, sanatsal, kültürel faaliyetlere, gezilere götürülmesi gerekiyor. Sadece eğitimi okula hasrederek işte bir okulun içine çocukları koyup işte buyurun artık okulu açtık olmuyor. Ama çocukların açılması, sosyal entegrasyonlarına katkı sunmak gerekiyor. Bu konuda maalesef şeyiz, yalnızız. Bunlar biraz da pahalı şeyler biliyorsunuz. Çocukları pikniğe götürmek, 800 tane çocuğu bir yere pikniğe götürmek bir maddi bir karşılık gerektiriyor. Biz düşünebiliyor musunuz? Ben belki 2 gün çocukları buradan Nevruz Parkı'na pikniğe götürmek için yoğun bir bürokrasiyi aşmak zorunda kaldım. Yani bakın hemen yanı başımdaki bir parka bile götürmekte zorlanıyorum. Ama ben sinemaya götürmek istiyorum bunları, akvaryuma götürmek istiyorum. Bölgede işte diyelim Türkiye'nin değişik illerinde efendim deniz kenarına, sahil illerine götürmek, gezdirmek istiyorum. Açılsınlar çocuklar. Diyelim sanata, spora, müziğe ilgisi olanları bu alanlara yönlendirmek istiyorum. Bu konuda ilgili bu alanlar da biraz tırnak içerisinde fantezi alanları olduğu için hani öncelikli işler dururken de bunlar biraz maalesef geri planda kalıyor ama çocuk öyle değil. Çocuk karnı doyduğu zaman aynı zamanda estetik ihtiyaçının da giderilmesini, değer görmesini, gezmek, tozmak, oynamak bu tür ihtiyaçların da karşılanmasını ister. Bizim en çok ihtiyaç duyduğumuz nokta bu. Yani gezi, piknik, efendim sinema, tiyatro, müzik, sanat, yani çocuklarımızın ruh ve değer, yani estetik yönünün gelişmesine katkı sunmak adına her türlü projenin bir parçası olmak isteriz.
Buradan sivil toplum örgütlerine, sizin vesilenize seslenelim. Her şeyi de devletten beklemek doğru değil. Yani bu çocuklar buraya gelmişse bir vatandaş olarak, bir komşu olarak da bizim de üstümüze düşeni yapmamız gerekiyor. Yoksa çantaları gelir, defterleri gelir, işte okulları var, servisleri var, kitapları var. Ama bu çocukların gezmeye, değer görmeye, pikniğe gitmeye, yani bu tür şeyler biraz ihtiyaçları oluyor. Çiğ. Tamam. İt. İt. Tamam. Yuh. Bravo. Oui. Oui. Tamam. Asıl şey şu anda. Et. Zey. 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 Tamam. Tamam. طيب هلا نجي لترجمة هذول لحتى كل عمرنا نعرف معناتهم شو بدنا اوكي نجي لحتى ترجمة هاي شو معنى طيب انا شو انا برافو طيب برفع الايد اي يعني انا تمام طيب برفع الايد خلي يكون حتزود هي شو سيدرك هي هو صح برافو عليك هي هنا هو تمام هي هو طيب هي هو شي هي يعني هي لمي للمفرد المذكر شي للمفرد المؤنث تمام طيب بنحط هي هي اوكي طيب dört yıl önce biz yeni Türkiye'ye geldik. Savaş Suriye'de savaş başladı. Buraya geldik. Mülteciler geldik. Buraya baktım. Bütün Suriyeliler dil ayrı, şey millet biraz yani ayrı, fikir ayrı, hem Türkçe burası orada Arapça da zaten. Onlar yeni geliyorlar burası hep yani çok üzgünler orada. Allah biliyor yani nasıl durumlar. Ondan sonra biz valilik gittim. Kaymakam gittim. Bütün Türkiye mesela kapıyı çağırdım. Bazılar yani diyor siz hoş gelmişsiniz inşallah sizin okul Suriye için yani bir okul ayarlamışsın. Elhamdülillah okula açtın yavaş yavaş bütün Suriyeliler yavaş yavaş hep yani okula geliyorlar elhamdülillah. Şimdi burası geliyorlar hem Arapça onlar arıyorlar hem İngilizce arıyorlar hem Türkçe arıyorlar. Coğrafya, tarih bir şeydir. Bazı matematik, fizya, kimya hep dersler elhamdülillah Suriye gibi yani onlar ders alıyorlar. Yok daha fazla Türkiye bir Türk dilli gelmiş o daha iyidir yani zey öğrenciler için zaten. Şi del insan, şahs el akıl, tamam? Ama it fehiye li gayr el akıl. Okey? Tamam? Tamam. Please. It nektub hon huwa أو هي لغير العاقل يعني شو غير العاقل؟ يعني حيوان جماد كرسي طاولة قطة هيش تمام؟ تبي ilk defa onlar şey Türkiye'ye geldik çok zordur çünkü onlar Türkçe bilmiyorlar. Millet nasıl burada bilmiyorlar yani onlar mesela gidip gelip barka markete sokakta onlar ne yapıyorlar? Şey dil yok, fikir yok. Bunlar yani yeni geliyorlar, çok çalışıyorlar. Ama elhamdülillah yavaş yavaş devam ediyorlar. Şimdi Türkler gibi onlar inşallah olacak inşallah. Son şey istiyoruz bütün öğrencilerimiz, bütün öğretmenlerimiz. Son şey istiyoruz inşallah Suriye savaş bitecek. Türkiye inşallah bu şekilde devam edecek. Biz her vakit yani Türkiye için vallahi çok memnun oldum. Hem biz hem öğretmenler hem bizim öğrencilerimiz. Çünkü Türkiye çok teşekkür ederiz. Gerçekten hükümet, millet, insanlar, başbakan, herkes çok çok teşekkür ederiz. Hayırlar, birds, birds yani cem'a. Daima harfül is, باللغة الإنجليزية للجم'a. Mesela, şu ismini? Table. Şu معنى table İngilizce? Table. Cem'a. Tables. الكرسي شو معناته؟ Chair. الجمع؟ Chairs. Chairs. تمام؟ لا. طيب بنصير نقول she. He's bear. لا. شو بدنا نقول؟ هو. It. It is bear. لأنه هذا غير عاقل، هو إنسان.
تمام؟ طيب أما إذا بيكونوا أكثر من عصفور منقول ذي لأنه ذي يعني هم منكمل ترجمة يو مين يعني؟ تفضلي أنت ممتاز أو أنتي صير أنت أو أنتي للمخاطب هلأ نحن عم نقول هو وهي تختلف عن أنت أو أنتي Ben teşekkür ediyorum Türkiye'nin için. Bu okul bizim Suriyeli'nin gibi okulu. Yine de ben Suriye'ye çok üzülmüşüm ama inşallah olur. Yani çok güzeldi. Ders de bunların gibi veriyordu. Ama işte savaş oldu. Biz de oradan çıktık. Biz oradaydık. Savaş yavaş yavaş oluyordu. Sonra da orada benim dedem öldü. Babam, diri dedem yerde savaştan koktuğu yere kaldı. Bizim evimizde birisi yıktı. Orada da okulumuzda çok üzülmüşüz. Ben doktor. Çünkü Suriye'de çocuklar öldü. Ben de onlara yardım etmek istiyorum. Tamam. An şahıs tarih. Tamam. He is angry. هو كتير معصب. غاضب. تمام؟ بهالشكل هذا إذا هو أو هي مختلفة عن يو تمام؟ مفهوم الشيء؟ طب أوكي وجينا حطينا نحن تمام؟ وي نحن they أنهم شوي؟ هم هم لا هم تمام؟ هم they يعني جمع ما بصير نقول عن واحد بس أكثر من واحد صار they تمام؟ أوكي طيب فإذا they Hım. Orada buradan buraya geldiğimde çok mutluyum. Okullar da güzeldir. Türkçe, Arapça, matematik, İngilizce bunları veriyorlar bize. Orada savaş vardı. Savaş ediyordular biz de buraya geldik. Öğretmenlerimiz çok iyiydi. Evet çok özledim onları. Büyüyünce ne olmak istiyorsun? Doktor. Ne için doktor olacaksın? Annem hasta olduğu için. Yaşarsa o zamana kadar. Diyorum. O yüzden. Bel fıtığı. He. She. She. It. It. You. You. We. We. They.